Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yatak odasında bir temizlik sonrası sizlere aslında video açıyorum ama bu izleyeceğiniz video geçtiğimiz 2 gün önce çektiğim ve son bir saat kala iftar menüsü hazırladığım, son bir saat kala mutfağa girmek zorunda kalmış olduğum gün çektim. Hem zamanım kısıtlıydı, hem video çekerek iş yapmak, yemek yapmak iki katı daha uğraştırıcı oluyor. Hem de iftar olduğu için biraz daha normal hayattan bir tık daha özeniyorsunuz, daha güzel bir şeyler çıksın diye. Çok basit ama güzel menüler hazırladığımı düşünüyorum. Sonrasında da Bahadır'ın yapmış olduğu alışverişi sizlere gösterdim. Sesim gitti şu an. Böyle bir video oldu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kapanışta görüşürüz. Evet, ani bir kararla iftara son bir saat kala mutfağa girdi. Ve sizler için video başlatmak istedim. Öncelikle mantarlarımı normalde soyarım ama o kadar acelem vardı ki bugün yıkadım arkadaşlar. Ve böyle doğradım. Mantarlarımı tavamın içerisine aldım. Kapağı makinedaymış, o yüzden küçük kapak örttüm ama acelem var. Şu anda onu yıkayamayacağım. Hemen soğanlarımı doğramaya geçiyorum. Bahadır'a şöyle şirketi kupon vermiş arkadaşlar Ramazan için. O da böyle alışveriş yapmış. Birazdan birlikte bakarız çünkü ben de bilmiyorum ne aldığını. Şu anda da çok vaktim yok, bakamıyorum ama birazdan sizinle birlikte bakacağız hepsine. Şöyle mantarlarım da bence olurlar yani, şimdi olacaklar, soğanını koyacağım. Burada da bir tane soğanı jülyen doğradım. Bir tane de böyle sarı biberlerim vardı bozukta, onları çıkarttım. Ekstra başka bir biber koymayacağım. Menümüzde sosunda sadece bunlar oldu. Şu renklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Sarı biberle de ilk defa deniyorum bu sosu. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da güzel oldu. Bu arada bir gece önceden biraz pilavım kalmıştı. Üzerine kaynar su ekledim ve altını açtım. Bununla hemen bir yoğurt çorbası yapacağım. Ve böylece çorbam hemen hazır olacak. Sonuçta yoğurt çorbası içinde de pirinç pişmiş olmuyor mu? Hazır pişmiş pirincim vardı. Hem ziyan olmasın dedim, hem böyle çorbamız olsun dedim. İftar çorbasız olmuyor biliyorsunuz ki. Böyle bir çorba yapıyorum, aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Makarnamı haşladım. Burada galeta unumu birazcık yakmışım ama tavuklarımı önce una, sonra yumurtaya, sonra da galeta ununa buladım. Ve böyle hazır bir şekilde bekliyorlar. Yağım kızıyor. Şu sosumun içerisine krema gelecek birazdan. Ve şu çorbayı göstereyim size. Bir gün önceden kalan pilavla yaptığım, ışığı da açayım, çorba mis gibi de olmamışım arkadaşlar. Misafir gelince böyle yapmıyorum tabii ki ama biz bizdeysek ve azıcık pilav kaldıysa bunu bu şekilde değerlendirmeyi çok seviyorum. Şimdi şu tencereye de, makarna haşladığım tencereye de yağımı alayım. Salçalı bir makarnamı, sosunu hazırlayayım. Ocağım da pis, kusura bakmazsınız artık. Nefes de burada poşetlerle boğuşuyor. Mutfak kendinden geçmiş durumda. Ve iftara da son 20 dakika falan kaldı. Yetiştireceğim inşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tavuğun üstüne bu kremalı sosumuzu koyduk. Önden çorbamızı da içtik. Menümüz böyleydi. Elime sağlık. Kocamın da kesesine bereket. Allah kabul etsin. Arkadaşlar iftarımızı yaptık. Rabbim kabul etsin inşallah. Son böyle bir saat kala mutfağa girince bu kadar oldu. Makarna yaptım, yoğurt çorbası yaptım ve mantar soslu tavuk yaptım. Şimdi oturduğum kameranın karşısına, mutfağı da bir tık topladım. Mutfağım bayağı ocağım batmış halde, hiç oralara girmedim. Şu alışveriş videosunu çekmek istedim. Çünkü artık yerleştirmem gerekiyor. Bu arada Bahadır gitti aldı. Neler aldı bilmiyorum. Çoğu boykot markasını biliyor ama umarım böyle karıştırıp da yanlış bir şeyler almamıştır diyorum. Şöyle labneyi ben istedim. Sahurda böyle yumuşak peynirler yemeyi seviyorum arkadaşlar. Bir de ben yumurta yemediğim için sahurda biraz fazla peynir yemem gerekiyor. Bu labne peynir yediğiniz zaman hem böyle susatmayan bir peynir bence yani. Hem böyle sandviç gibi, ekmek arası gibi böyle domatesle falan güzel oluyor. Yani benim şeyimi karşılıyor peynir ihtiyacımı. O yüzden labne istedim. 3 tane şöyle hoşbeş almış. İşte nefes şunu yemek istedi. Açtım. O yüzden böyle hemen buzlu poşetine sardım şey olmasın diye. Bir kakaolu almış. Bir fındık kremalı, bir de böyle çilekli almış. Şimdi zeytinimiz bitmek üzereydi. Zeo markasının
doğal salamura yağlı siyah zeytininden tercih etmiş Bahadır. Daha sonra şöyle bir beyaz peynir var. Şöyle bir tane probis. Şöyle bir tane kraks. Krema istedim çünkü Ramazan'da krema lazım oluyor. Yani çoğu yemekte, yani Ramazan'da 2-3 kere kremalı bir şey yapıyorum ben arkadaşlar. O yüzden şöyle Dilşah markasının kremasını almış ama büyük ihtimalle bir tane daha almıştır. O da çıkar bir yerden. Ve yarın kayınvalidemler gelecek. Sizler için video çekmek istiyorum inşallah. Patlıcanlı bir şeyler yapasım var. Ya böyle hünkar beğendili köfte var aklımda. Ya da kürdan kebabı var. Karar veremedim. O yüzden Bahadır'ın sen bolca patlıcan al. Biraz da patlıcanların büyüklüğüne bakacağım. Kürdan kebabı için uygun mu diye. Ona göre karar vereceğim artık. Yarınki videomda siz de benimle birlikte öğrenirsiniz ne yaptığımı. Şöyle bir iyotlu tuz almış arkadaşlar. Tuzumuz da yarım paket kalmıştı. Tuz zaten çok gidiyor biliyorsunuz. Ramazan'da da her gün yemek piştiği için tuz çabuk bitecek bir şeydi. Bahadır dedi ki bana ihtiyaçlarını yaz. Geri kalan hepsiyle abur cubur alacağım dedi. Biliyorsunuz evimize çok abur cubur alan ya da çok abur cubur tüketen insanlar değiliz. Hani abur cubur çekmecemiz falan bile yok şu an. Bunları nereye koyacağım bilmiyorum ama Ramazan'da dedi ben her akşam abur cubur yemek istiyorum dedi. Ben de al takıl kafana göre dedim. İşte birkaç peynir zeytin al falan filan dedim. Gerisini ne istiyorsan onu al dedim. Bahadır da geri kalan her şeyle abur cubur almış arkadaşlar. Şöyle tips. Klasik. Şöyle bir tane klasik deniz tuzlu kabuklu patates cipsinden almış. Tartini almış. Domates almış. Domates istemedim ama görece alıvermiş demek ki. Ben laktozsuz süt kullanıyorum. 3 tane şöyle süt almış. Hepsinde laktozsuz almış. Sahurda yine bir bardak ayran, bir kase yoğurt veya bir bardak süt içiyorum. O yüzden benim için iyi oluyor. Şöyle brownie almış. Makarna al demiştim birkaç paket. Şöyle 2 paket makarnamız var arkadaşlar. Şöyle 2 paket çikolatamız var. Ve yine probis almış. Gelelim diğer poşete. Ben de sizlerle birlikte görüyorum. Bazı şeylere anlam veremiyorum mesela. Benim sevmediğim şey. Ama benim sevdiğim de çok, yani tarz, abur cubur'da tarzlarımız çok farklı Bahadır'la. O yüzden bazen böyle giriyoruz abur cubur almaya. Onun aldıklarına ben böyle bakıyorum. Yani bunları mı seçtin gerçekten diyorum. O da böyle bana bakıyor. Sen de bunları mı aldın gerçekten? Abur cubur zevkimiz tamamen farklı. Şöyle kabak almış. Ben istedim. Yarın belki karışık kızartma yaparım dedim. Şöyle soğan. Soğan yine Ramazan ayında en çok giden şeylerden bir tanesi. Geri kalan poşette de patates var arkadaşlar. Şu an bunlar nasıl yerleşecek diye o kadar derin düşünüyorum ki. Daha sonra bir kuru yemişçiye girip şöyle soslu mısır almış. Yine bu cips herhalde. Şapkalı cips diyor. Leblebi ve şey karışımı almış. Bu soslu fıstık mı? Cips fıstık diye geçiyormuş. Bir tane de şöyle kokteyl, lüks karışık kuru yemiş almış arkadaşlar. Şöyle fındıklı gofretin bu yuvarlak olanlarından alıvermiş. Ve ben sahurda çok tost yapmayı sevdiğim için ve bunları söylemedim ama böyle söylemediğim halde benim sevdiğim şeyleri almış olması beni görünce mutlu ediyor. Tost yapmayı çok seviyorum ama tost ekmeğiyle yapmayı çok seviyorum. O yüzden böyle benim için tost ekmeği almış. Sağ olsun. Şimdi gelelim diğer poşete. Şöyle bir tane nako peynir çeşidi mısır cipsi almış. Şöyle bir tane yoğurt ve mevsim yeşillik aromalı almış. Bir tane daha krema çıktı arkadaşlar. Spagetti makarna almış. Ben bunları nerede saklayacağım bilmiyorum. Bir tane de Hindistan cevizli. Bu kendi seviyor Hindistan cevizli çikolataları. Bir tane de böyle Hindistan cevizli bir çikolata alıvermiş arkadaşlar. Bunun burada ne işi var diye sorarsanız nefes oynuyordu ve bunu buraya sokmuşturuvermiş. Şu an videoda görüyorum.
Alışveriş bu kadardı. Birkaç bir şey daha almıştı. Abur cubur böyle balık kraker falan. Nefes onları açtı yedi. Birkaç tanesi şu an masanın üstünde. Yani birkaç abur cubur dışında her şeyi göstermiş oldum arkadaşlar. Evet, alışveriş bu kadardı. Şimdi ben bunları yerleştirmeye geçiyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi benim için challenge gibi bir şeydi ve o an video çekmek istedim. Şimdi bakıyorum o kadar video çekmişim. Bana da anı kalsın istedim. Yaptığın, yani baktığın zaman çok bir şey yapmamışsın diyebilirsin. Makarna, çorba ve mantar soteli. Mantar soteli tavuk yaptım. Ama olsun, bizce güzeldi, çok lezzetliydi. Ve böyle pratik olarak sizlere de birkaç şey fikir vermiş oldum. İşte tavuk kızartıp üstüne mantar sos dökmek gibi mesela. Kimsenin bilmediği bir şey değil ama olsun. Belki bilmeyenler, belki daha önce denemeyenler vardır. O yüzden paylaşmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.